Mutlu günler diliyoruz sayın seyirciler. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor ve gün ortasında günün ilk yarısına yansıyan tüm gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Evet sayın seyirciler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kamu düzenini ve güvenliği sağlama noktasında polisin özveriyle çalıştığına işaret ederek polisin bu yılda görevini layığıyla yerine getireceğine inanç belirtti. Cumhurbaşkanı Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'ın kabulünde Seçim sonrasında oluşacak yeni hükümetin polisteki personel eksikliğinin giderilmesini öncelikli olarak ele alması gerektiğine de dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'ı kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı açıklamada, kamu düzenini ve güvenliği sağlama noktasında görevini yerine getirmek için polisin büyük özveriyle çalıştığına dikkat çekti. Tatar, başbakan olarak görev yaptığı dönemden bugüne COVID-19 salgınıyla mücadele konusunda... ...devletin ilgili birimlerinin yoğun bir mesai harcadığını ifade ederek... ...özellikle pandemi döneminde denetimlerle ilgili polise önemli görevler düştüğünü söyledi. Halkın huzuru, yurttaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması suçların önlenmesi konularında 2022 yılında da polisin görevini layıkıyla yerine getireceğine inanç belirten Tatar, seçim sonrasında oluşacak olan yeni hükümetin polisteki personel eksikliğinin giderilmesini öncelikli olarak ele alması gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar tüm polislerin yeni yılını da kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. Sayın Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararları açıkladı. Covid-19 aşıs şemasının da hatırlatıldığı açıklamada haftalık Covid-19 veri tabloları da paylaşıldı. Tabloya göre bir önceki haftaya göre vaka sayısında %12,20 ve yerel vaka sayısında ise %18,64 artış yaşanırken hastanede tedavi gören vaka sayısı %25,45 yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısı %37,50 ve kaybedilen vaka sayısı ise %30 oranında düşüş gösterdi. Bulaşıcı hastalıklar üst komitesi tarafından alınan kararlara göre ilk öğretim öğrencileri her 7 günde bir antijen testi yapabilirler. Ancak bu öğrencilerin yapamaması halinde aynı evde yaşayan bir veliden, aşılı olmaları halinde her 14 günde bir, aşısız olmaları halinde her 7 günde bir antijen testi talep edilecek. Eylem, miting ve benzeri organizasyonların kapalı alanlarda düzenlenmesi halinde her 3 metrekareye bir kişi düşecek şekilde kişi alınması, aşısız kişilerin son 72 saatlik negatif PCR veya son 48 saatlik negatif antijen testlerini ibraz etmeleri ve maske takmaları zorunlu olacak. Düzenlenecek organizasyonların yemekli yahut kokteyl olması halinde kişilerin aşılı veya aşısız olmaları fark etmeksizin son 72 saatlik negatif PCR yahut son 48 saatlik negatif antijen testleri ibraz edilecek. Açık alanlarda düzenlenecek organizasyonlarda ise sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirecek ve maske zorunlu olacak. Alınan bir diğer yeni karara göre bugüne kadar 180 güne kadar aşılı kişi olarak değerlendirilen hastalığı geçirmiş kişiler bugünden itibaren 90 güne kadar aşılı olarak değerlendirilecek. Yakın temaslar son temas tarihine göre aşılıysa 7 gün, aşısızsa 10 gün boyunca karantinada kalacak. Test sonuçlarının pozitif olması halinde bilekliklerinin statüsü değiştirilerek karantinaya devam ettirilecek. Evdeki izlemin 10. günü de hastalara PCR yapılacak. Test sonucu negatifse ev karantinası sonlandırılacak. Test sonucu pozitifse hastaların karantina süresi 14 günde sonlandırılacak. Omikron varyantının ülkede de görülmesinin ardından aşı şeması tekrar değerlendirilip güncellenirken haftalık Covid-19 veri tablosu da paylaşıldı. Tabloya göre bir önceki haftaya göre bu hafta toplam vaka sayısında %12.20 ve yerel vaka sayısında %18.64 artış yaşanırken hastanede tedavi gören, yoğun bakımda tedavi gören ve kaybedilen vaka sayılarında düşüş oldu. Bu hafta hastanede tedavi gören vaka sayısı %25.45, yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısı %37.50 ve kaybedilen vaka sayısı %30 oranında düştü. Sağlıkla ilgili gelişmelerle devam ediyoruz sayın seyirciler. Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testleri için yetkilendirilen laboratuvarlar 100 Türk Lirasından daha fazla ücret talep edemeyecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakanlar Kurulu'nun 1 Eylül 2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testleri için yetkilendirilen laboratuvarlar yaptıkları PCR testi için azami 100 Türk lirası alacaklardır. Karar harici davranan ve 100 Türk lirasından daha fazla ücret talep eden laboratuvarlar hakkında ise yasal işlem başlatılacaktır denildi. Perşembe gününden itibaren tüm taramalar okullarda yapılacak. BRT’de katıldığı programda COVID-19 pandemi sürecinde okullardaki durum hakkında bilgi veren Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullardaki bulaşın bugüne kadar yüzde biri geçmediğini belirterek okulların kapanmaması için canla başla çalıştıklarını söyledi. Milli Eğitim ve, de, kültür, ve kültür, kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, beretede katıldığı programda yüz yüze eğitimin önemine vurgu yaptı. Amcaoğlu, Perşembe gününden itibaren okullardaki tüm taramaların okullarda yapılacağını açıkladı. Okullardaki taramalar yapılıyor değerli hocam. Ve Perşembe gününden itibaren de okullardaki bütün taramalar okullarda yapılacaktır. Yani merkezlerde değil, yani gidilip de o sağlık ocaklarına değil, yani imkan olmayan insanlarımızın, çocuklarımızın yollara dökülerek değil okulların en fazla bulaş olan yer olduğu yönündeki sağlık söylemlerin doğru olmadığını belirten Bakan Amcaoğlu, okullardaki bulaşın bugüne kadar yüzde biri geçmediğini ifade etti. Bakan Amcaoğlu, okulların kapanmaması için öğretmenler ve sağlık çalışanlarıyla canla başla çalıştıklarını kaydetti. Direkt ulaşabildiğimiz 270 okulumuzdaki 55 bin öğrencimiz, yaklaşık 6 bin öğretmenimiz, ilk öğretim mesleki teknik öğretim dairesine kadar ve 21 üniversitemizde yaklaşık 85 bin öğrencimizle ve oradaki akademik ve idari personellerimizle 160 bin kişiye direkt dokunabilen bir Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na görev yapıyoruz. Tufak, 160 bin yani. kişiyi toplamda sokağa indirebiliyorsak, eğitim için okullarımızın kapılarını açabiliyorsak, gerekli planlamalar o 21 Haziran'da olduğu gibi 9 maddelik bakanlığa kurulu kararına götürüp cesaretle yüksek eğitim böyle olacaktır diyorsak, 21 üniversitemizde rektörleriyle saatlerce yapılan toplantılar neticesinde ve YÖDAK Başkanı ve yönetim kuruluyla birlikte elbette ki bu ülkenin geleceğini düşünüyorduk. Sayın seyirciler koronavirüs vakalarındaki son rakamlarla bültenimize devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 35585 test yapıldığını, 378'i yerel olmak üzere 410 pozitif vakaya rastlandığını, 158 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı. Güney Kıbrıs'ta son yapılan testler sonucu 5024 yeni vaka tespit edilirken 2 kişi de hayatını kaybetti. Türkiye'de ise 368913 Covid-19 testi yapıldı. 44869 kişinin testi pozitif pozitif çıktı. 160 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye Halk Bankası esnaf ve sanatkarlara faiz indirimli kredi desteği sağlıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki esnaf ve sanatkarların da yararlanacağı %50 faiz indirimli kredi desteği uygulaması Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kararı olarak resmi gazetede yayınlandı. Türkiye Halk Bankası, Halk Bank, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla %50 faiz indirimli kredi desteği sağlayacak. Söz konusu faiz indirimi kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar için %100 olarak uygulanacak. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden kredilerle 1 Ocak 2022, 31 Aralık 2024 döneminde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne bağlı bölge birliklerine bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere 1 Ocak 2022-31 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli %50 faiz indirimi uygulanacak. Söz konusu faiz indirimi Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılan ve bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için de geçerli olacak. Ayrıca kredi başvuru tarihi itibariyle en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içerisinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci, esnaf ve sanatkarlara da %100 faiz indirim desteği verilecek. Söz konusu kredi döviz alımında kullanılamayacak. Ve sayın seyirciler şimdi bir de gün ortasına dış gelişmelerle devam edelim. Güney Afrika Parlamentosu çatısında çıkan ve binada ağır hasara neden olan yangın aniden, yeniden alevlendi. Bölgedeki şiddetli rüzgar yangını söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Binanın 4 ve 5. katları ise adeta küle döndü. Cape Town itfaiye sözcüsü German Carolsey yaptığı açıklamada ülkenin yasama başkenti Cape Town'da parlamento binasında tekrar yangın çıktığını belirtti. Carolsey, ulusal meclisin çatısında başlayan yangının hali hazırda binanın üst katlarına sıçradığını ifade etti. Binanın kuru gelmiş ahşap çatısına itfaiye ekiplerinin ulaşmasının mümkün olmadığını belirten Carolsey, Stratejimiz 4. ve 5. katlardaki mevcut yangın alanını kontrol altına almaktır dedi. Carol C. 34 itfaiyecinin 6 yangın söndürme aracıyla yangına müdahale ettiğini söyledi. Ayrıca bölgede gürlen şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği bildirildi. Parlamento binasında dün çıkan yangında tarihi eski meclis binasının çatısı tamamen yanmıştı. Yangının Ulusal Meclis bölümüne sıçramasıyla çok sayıda ofiste ağır hasar meydana gelmişti. Yangın itfaiye ekiplerince sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınmıştı. Polis yangınla ilişkili olduğu şüphesiyle Parlamento binası içinde bir kişiyi gözaltına almıştı. 49 yaşındaki erkek şüpheli özel soruşturma birimi halk tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmıştı. Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde ölenlerin sayısı 26'ya, selden etkilenenlerin sayısı ise 715 bine yükseldi. Brezilya'nın Bahia eyaleti Sevil Savunma ve Koruma Gözetiminden yapılan açıklamada Bahia'nın güneyindeki Belo Campo kentinde bir kişinin daha yaşamını yitirdiği doğrulandı. Böylece bölgede Kasım'dan bu yana devam eden yağmurların ardından yaşanan sellerde ölenlerin sayısı 26'ya çıktı. 518 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada seller nedeniyle 30.915 kişinin evsiz kaldığı, 62.731 kişinin tahliye edildiği ve sellerden etkilenenlerin sayısının 710 15.634'e yükseldiği belirtildi. Nüfusu 15 milyonu aşan eyalette meydana gelen sellerden 166 kentin etkilendiği ve 154 kentte ilan edilen acil durumun sürdüğü duyuruldu. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, 1 Ocak'ta selden etkilenen bölgeler için 700 milyon Brezilya reali değerinde yardım kredisi açıldığını duyurmuştu. Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinin güneyinde iki hafta önce şiddetlenen sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 37 kentin tamamen sular altında kaldığı açıklanmıştı. Yemen'deki İran destekli Husi milisler hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonuna ait bir askeri yük gemisini ele geçirdiklerini duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Yemen sularına izinsiz giren ve askeri teçhizat taşıyan koalisyona bağlı Birleşik Arap Emirlikleri Askeri Kargo Gemisine el konuldu ifadesini kullanan Seri, bunun kendilerine karşı devam eden abluka ve saldırılara bir yanıt olduğunu savundu. Seri geminin Yemen halkının güvenliğini ve istikrarına hedef alan düşmanca eylemler yürüttüğünü sürdü. Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, İran destekli Husi milislerini Yemen'in batısındaki Hudeyde limanı açıklarında sağlık ve tıbbi malzeme taşıyan bir yük gemisine el koymakla suçlamıştı. Arap koalisyonundan yapılan açıklamada Husi milisler Hudeyde açıklarında Ravabi adlı kargo gemisine silahlı saldırı gerçekleştirdi ifadesine yer verilerek Husilere söz konusu gemiyi derhal serbest bırakmaları çağrısında bulunmuştu. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husilerle hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Sayın seyirciler Tunus'ta Darbe Karşıtı Vatandaşlar Girişimi Özgürlük, Demokrasi ve Evrensel Hak Evrensel hakları savunmak için ülkedeki tüm siyasi, sivil ve insan hakları örgütlerine açlık grevine katılmaları çağrısında bulundu. Tunus darbe karşıtı vatandaşlar girişimi sözcüsü İzzettin El-Haski, beraberindeki üyelerle girişimin sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Haski, darbeye karşı çıkan demokratik güçlerin bedenleriyle özgürlüğü savunma aşamasına girmekten başka bir yol kalmamıştır dedi. Var olan emrivaki otoritenin özgürlükler alanının son kez kapatılması için apaçık bir baskıya yöneldiğini belirten Haski, Siyasi mahkumların derhal serbest bırakılmasını tüm askeri mahkemelerin iptalini orduya karşı hakaretin ve darbe sürecine müdahil edilme çabasının durdurulması gerektiğini vurguladı. Haski sözcüsü olduğu girişimin ülkede partilere ve hareketlere karşı uygulanan baskı ve şiddetten uzak durulması 2014 Anayasası tarafından verilen ifade ve gösteri haklarının temin edilmesi çağrısı yaptığını duyurdu. Darbeye karşı vatandaşlar gelişimi 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada Tunus'ta aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarını muhalif sesleri bastırmasını otokrasiyi gerekçe göstererek açlık grevine başladıklarını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Kays Said 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamento'nun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Said 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Tunus Cumhurbaşkanı son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı siyasi krizden çıkış yol haritası ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar meclisin kapalı kalacağını duyurdu. Genel Tarım Sigortası Fonu ekilen ve veya dikilen beyanlara ait hazırlanan askı listelerine itiraz süresinin 7 Ocak Cuma gününe kadar uzatıldığını duyurdu. 2020-2021 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonuna yapılan ekilen ve veya dikilen beyanlara ait hazırlanan köy ve üretici bazındaki askı listeleri ürün köylerinde askıya alındı. Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2021'de son bulan itiraz süreleri üreticilerin itirazlarını tamamlayabilmeleri için 5 iş günü daha uzatıldı. Genel Tarım Sigortası Fonu 7 Ocak cuma günü mesai bitimine kadar itirazları kabul edeceğini açıkladı. Açıklamaya göre üreticiler itira itirazlarını kaza ve veya bölge tarım dairelerine ve genel tarım sigortası fonuna yapabilecek. Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde ise askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilerek işlem yapılacak. Evet değerli izleyenler bu haberle birlikte gün ortasında haberleri izlemiş olduğunuz bültenimizi burada kapatıyoruz. Gelişmelerle yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyelim. Mutlu bir gün sizin olsun. Hoşçakalın. Aksa Futbol Liglerinde ara transfer dönemi başladı. Süper Lig ve 1. Lig'de 3-14 Ocak tarihleri arasında takımlar bonservisli veya kiralık olarak transfer yapabilecek. Liglerin devre arasında olduğu bu dönemde kulüpler teknik adamların raporları doğrultusunda kadrolarında olmasını istemedikleri oyuncuları satış listesine koyarken transfer etmek istediği oyuncu için ise teklif verebilecek. İkinci devre maçlar ise 29 Ocak'ta başlayacak. Aksa Birincilikte ilk devreyi tarihinde ilk kez lider bitirmeyi başaran SFC 4 Yol Futbol Takımı devre arası hazırlıklarına kendi sahası olan Adem Nural Stadı'nda başladı. Akapulko Otel'de 12-15 Ocak tarihlerinde ise kampa girecek olan yeşil beyazlar 4 gün boyunca günde çift itmanla sıkı bir çalışma programı ile güç depolamayı hedefliyor. Sakatlıkları bulunan Mustafa Ercan, Doğan Öztürk ve Ahmet Gürlü ile birlikte ameliyat olan kaleci Ahmet Vatanseven ve Sergen ise kampa katılamayacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2022 yılında bir ilki gerçekleştirerek İktisat Bank Bölgeler Terfi Müsabakaları Birinciliği Kırmızı Grup'ta Geçit Kale ile Vadili Karşılaşmasına B Klasman Kadın Hakem Sapriya Atikoğlu'na ilk kez görev verdi. Aksaliklerinde yardımcı hakem olarak başarılı bir şekilde görev yapan Sapri Atikoğlu, yeni yılın ilk haftasında Geçitkale ile Vadili arasında oynanan karşılaşmada ilk kez maçın hakemi olarak düdük çaldı. 1996 doğumlu genç ve başarılı kadın hakemlerimizden Sapri Atikoğlu, böylece Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda maçın hakemi olarak ilk kadın hakem olarak görev yapan kişi olarak Kıbrıs Türk Futbol tarihine geçti. İktisat Bank Bölgeler Terfi Müsabakaları 1. Ligi Kırmızı ve Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan maçlarla devam edilirken Kırmızı Grup'ta Vadili gol avarajı ile liderliğe yükselirken Beyaz Grup'ta ise Tatlısu puan farkı ile liderliğini sürdürdü. İktisat Bank Bölgeler Terfi Müsabakaları 1. Ligi Kırmızı Grup'ta oynanan 5 maçtan 2 maçı ev sahibi takımlar, 1 maçı deplasman takımı kazanırken İki maç beraberlikle sonuçlandı ve ligde 21 gol atıldı. Haftayı lider kapadan SFC 1461 iskele Trabzon evinde Demirerler Construction Demirhan ile bir bir berabere kalınca liderliğini kaybetti. Vadiri deplasmanda geçit kaleyi 4-1 mağlup ederek gol avarajıyla liderliğe yükseldi. Mehmetçik deplasmanda Gürgün Sütlüzova'yı 1-0, Yeni Erenköy evinde Serdarlı'yı 6-1 mağlup ederek Haftanın en farklı sonucunu alırken Akova Vuda ile Türkmenköy 3-3 berabere kaldı. İktisap Bank Bölgeler Terfi Müsabakaları Birincilik Beyaz Grup'ta ise oynanan 5 maçtan 2 maçı ev sahibi takımlar, 1 maçı deplasman takımı kazanırken 2 maç beraberlikle sonuçlandı ve ligde 15 gol atıldı. Haftayı lider kapatan Tatlısu, deplasmanda Karaoğlanoğlu'nu 3-2 mağlup ederek puan farkı ile liderliğini sürdürdü. Ozanköy evinde Tüfekçi Ortaköy'ü 3-2, Doğancı evinde Laptay 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetlerini alırken Dikmen gücüyle Yılmazköy 2-2, Satazam Kayalar ile Denizli ise 0-0 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 15. kez düzenlenen Türksel Süper Kupa'da Beşiktaş ile Fraport Tavantalyaspor Spor yarın karşı karşıya gelecek. Katar'ın başkenti Doğa'daki karşılaşma saat 20.45'te Ahmet Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş yarınki karşılaşmaya 7 oyuncusundan yoksun çıkacak. Üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necib Uysal, Can Bozdoğan, Salih Uçan, Güven Yalçın, Serdar Saatçi ve sakatlıkları bulunan Mert Günok ile Gökhan Töre karşılaşmada forma giyemeyecek. Bir futbolcunun da yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup da görev alamayacak. Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport Tavantayla Spor, Türksel Süper Kupa'da ilk kez oynama şansı yakalayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Rivasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Testlerinde düzenlenen 2021-2022 sezonu Merkez Hakem Kurulu Hilmi Ok Kış Seminerinin resmi açılışına ve FIFA Kokartı Takma Törenine katıldı. Özdemir seminerde yaptığı konuşmada Türk hakemliğinde yeni bir dönemin başladığını söyledi. Devrim sayılacak bir projeyi hayata geçireceklerini kaydeden Özdemir, Merkez Hakem Kurulu'da hakemlerde bugüne kadarki hataların farkında dedi. Öte yandan ülkemizden Merkez Hakem Kurulu As Başkanı Derviş Atakan ve Hakemler Fehim Dayı ile Evren Karademir de seminere katıldı. Müzik Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 7 Ocak'ta oynanması gereken Anadolu Efes Bayern Münih maçı lacivert beyazlı takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Anadolu Efes Kulübü'nden yapılan açıklamada tespit edilen COVID-19 vakaları neticesinde maç katlosunda en az 8 oyuncu bulundurulmaması nedeniyle Bayern Münih karşılaşmasının tehir edildiği belirtildi. Müsabakanın oynanacağı tarih ve saatin Avrupa Ligi tarafından daha sonra duyurulacağı kaydedildi. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. merhabalar dedik mi dedik efendim. Bugün havamız parçalı az bulutlu geçecek. Yine ılık mı ılık bir hava bizi bekliyor. Hafta sonuna kadar efendim hafta sonuna kadar 18-19 hatta bir ara termometreler 20 dereceyi de gösterecek. Bu da ne demektir efendim? Mevsim normallerinin 3 ile 4 derece üzerinde bir seyir demektir. Tabii ki Hafta sonuna dek havamız yarından itibaren çok bulutlu geçecek. Yağış geçişi görebilir miyiz? Zayıf ama görebiliriz diyelim. Ama güzel mi güzel, etkili mi etkili yağış ne zaman sorusunu bana soruyorsunuz. Ben de hemen cevap veriyorum ve diyorum ki pazartesi ve salı günü etkili sağanak yağmur var diyorum. Bugünkü tahminlerimize göre. Evet, yüksek basınç sistemiyle nispeten ılık ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak bugün ve yarın Kıbrıs Adası diyorum. Evet, böyle soldan güzel güzel bir şeyler görüyorum. Siz tabii ki güzel görüyorsunuz. Neyi görüyorsunuz? Neyi Bulutlar efendim bulutları. Rengarenk bulutlar var. Avrupa'ya bakıyorum. Avrupa çok bulutlu. Karadeniz, Karadeniz çok bulutlu. Sibirya çok bulutlu. Kuzey çok bulutlu efendim. Evet bir de İngiltere'ye bakalım. İngiltere'nin güneyi çok bulutlu. Kuzey ise az bulutlu bir görünümde. Evet, ülkemiz, ülkemiz ve Türkiye'mizde havalara bir bakıyorum. An itibariyle parçalı bulutlu bir görünüm var. Ama zamanla bu az bulutluya dönüşecek. Türkiye'me bakıyorum. Türkiye'nin doğusu ve Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları çok bulutlu. Görünümde an itibariyle. Ve meteorolojik haritamız efendim. Bakıyorum yüksek basın sisteminde olduğunu görüyorum ki söylemiştim Türkiye'mde yüksek basın sistemin etkisinde fakat Doğu Anadolu yağışlı bir hava kütlesinin etkisinde an itibariyle. Ve kuzeyde derin mi derin bir alçak basınç sistemi var ki Balkanlara kadar uzanıyor. Evet bir de ee, ...yüksek basın sistemimiz mevcut İber Yarmadası'nın üstünde. Tabii ki biz haritaları inceliyoruz ve tahminlerimizi yapıyoruz. Ve diyoruz ki bugün Kıbrıs'ta hava diyorum. Ve bugün en yüksek hava sıcaklıkları Lefkoşa'da, Girne'de, Lefke'de 18 derece. Alev Kayası'nda 15, Güzel Yurt'ta, İskele'de, Gazimavsa'da, Larnaka'da ve Baf'ta 19 derece. Yenerenköy, Erenköy, Karpaz ve Mehmetçik'te 17 derece. Limasol'da 18 ve Trodos'ta 7 derece. Trodos denince kış aylarında kar kar geliyor efendim aklımıza. Evet, kar kalınlığı 12 santimetreye düştü efendim. Ve gecemiz acaba nasıl geçecek? Az bulutlu geçecek efendim. Az bulutlu ve en yüksek en düşük hava sıcaklıkları Lefkoşa'da 7, Güzel Yurt'ta 9, Lefke'de 13, Girne'de 15 ve Alef Kayası'nda 8. İskele 11, Gazimavusa 12, Yenerönköy 13, Lardaka 9, Limasol 10, Baf 9 ve Trodos'ta en düşük hava sıcaklığı bir derecefenin ve yarın Kıbrıs'ta hava çok bulutlu olacak ve en yüksek hava sıcaklığı Lefke'de 20 derece, Güzelürt'ta 18, Girne ve Lefkoşa'da 19, Alef Kayasında 16, Yenerenköy, Mehmetçik, Dip Karpaz ve Zafer Burnunda 17 derece, İskele'de 19, Gazimağusa'da 18. Larnaka'da 20, Limassol'da 19, Bafta 20 ve Trodos'ta 7 derece efendim. Ve denizlerimizde bugün orta yer yer kaba dalgalı bir deniz var. Ve rüzgar yönü güney ve batıdan 4, 5 ve 6 kuvvetinde esecek. Evet Kuzey sahil, batı sahil, doğu sahil ve güney sahilde yine güney ve batıdan 4 ile 5 yer yer 6 kuvvetinde eserken 2 2,5 metrelik de bir dalga yüksekliği oluşmasını bekliyoruz bugün. Aman dikkat diyelim. Fakat yarın ne olacak? Rüzgar kuzey ve batıya dönecek. Eee 2 ile 4 kuvvetinde bir denize ulaşacak diye düşünüyorum efendim ve şimdi ne yapıyorduk dünyamızın dönmesini bekliyorduk ve nerede duruyordu Türkiye'nin kalbinde duruyordu efendim evet Ankara'm parçalı bulutlu 10 derece İstanbul parçalı bulutlu 13 İzmir parçalı az bulutlu 19 Antalya Adana e, da parçalı bulutlu ve 18 derece Hatay Yağmurlu 18 derece, Gaziantep az bulutlu 13, Diyarbakır parçalı bulutlu 8 derece, Samsun ve Trabzon'da yağmur beklentisiyle birlikte Samsun'da 13 derece, Trabzon'da 14 derece. Ve Erzurum'da ve, kar, ve Van'da kar yağışı bekliyoruz. Erzurum 1, Van 4 derece. Evet doğuda zaten ne görmüştük? Bulutlar görmüştük efendim bulutlar. Onlar da Erzurum'a ve Van'a kar bırakıyor kar efendim. Ve biz Büyük Britanya'ya uçuyoruz ve Edinburgh'da az bulutlu bir görünüm olduğunu söylemiştik. Ve tahminimizde az bulutlu bir görünüm olacak ve en yüksek hava sıcaklığı 5 derece. E, Dublin'de parçalı bulutlu 6 derece, Londra yağmurlu, hafif yağmurlu 9 derece efendim. Ve Lizbon'da ve Madrid'de hava parçalı çok bulutlu. Evet, Lizbon'da öğle saatlerinde yağmur beklentimiz var ve 14 derece. Madrid söylemiştim çok bulutlu 14 derece efendim. Ve yavaş yavaş Avrupa'ya bir adım atalım. Ve diyelim ki Paris 12 derece, Brüksel 8, Amsterdam 7, Köln 10, Frankfurt 9 ve Berlin 7 derece. Evet, yağmurlu geçecek efendim, yağmurlu. Ve biz Viyana ve Budapest'e bir göz atalım. Ve bakalım ne var ne yok oralarda. Budapest'te de yağmur bekliyoruz. Viyana'da parçalı bulutlu bir görünüm. Viyana 8 derece, Budapest'te 11 ve Dubrovnik yağmurlu 14. Roma ise parçalı bulutlu 15 derece. Ve Balkanlar efendim. Üsküp, Sofya, Bükreş de havalar parçalı bulutlu, zaman da az bulutlu. Üsküp 11, Sofya 9, Bükreş 10 ve Atina açık az bulutlu 17 derece. Bugün Kuzey Avrupa'nın iki başkentinde Helsinki ve Oslo'da kar yağışı bekliyorum. Oslo eksi 2, Helsinki eksi 1 ve Moskova kar yağışı ile birlikte gündüzün, gündüzün en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece efendim. Ve ben soğuk ülkeleri terk edip ılık ülkelere gidiyorum. Ve diyorum ki Kahire parçalı az bulutlu 19 derece. Beyrut 16, Tel Aviv 17 derece ve sağanak yağmurlu. Ve Cezayir Tunus. Ve Cezayir Tunus da parçalı bulutlu, zamanla az bulutluya dönüşecek bir gökyüzü. Ve Cezayir 21, Tunus 20 derece efendim. Evet, diğer yayınlarımızda buluşuyor muyuz? Buluşuyoruz efendim. Görüşmek üzere.